Kentik Belediyesi'nin yürütmekte olduğu Dijital Teknoloji Tabanlı Klasik Sanatlar Merkezi Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı 2018 yılı Yenilikçi Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında Kentik Belediyesi tarafından yürütülmektedir. 1 milyon 61 bin TL bütçeli projemiz 1 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 24 ay devam edecek ve 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir. Belediyemiz koordinatörlüğünde yürüttüğümüz projemizde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Klasik Türk Sanatları Vakfı ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü proje ortaklarımızdır. Bir milletin kültür seviyesini, bilgelik, feraset ve gelişmişlik düzeyini anlamak için bakılacak en önemli yerlerden birisi kültüre ve sanata verdiği önemdir anlayışıyla başlattığımız projemizdeki amaçlarımız, ilçemizde bulunan insanların kültür ve sanatta klasik sanatlar eserlerine erişimini kolaylaştırmak, gençlerimizin klasik sanatları olan merakını ve ilgisini uyandırmak ve sanatçılarımıza klasik sanatlar anlamında hizmet sunmaktır. Projemizin ajans tarafından desteklenmesinin ardından ilk olarak Neyzentevfik'in de çocukluğunun geçtiği bir konak olan Pendik Neyzentevfik Sanat Evi, bir dizi inşaat restorasyonu ile birlikte Pendik Klasik Sanatlar Merkezi'ne çevrilmiştir. Bu doğrultuda proje kapsamında içerisinde klasik sanat eserlerinin yer aldığı bir tematik kütüphane, 12 farklı sanat dalında uygulanmış interaktif müzeler ve 2 farklı sanat dalında uygulanmış interaktif uygulamaların olduğu bir VR odası ve klasik sanatlar alanında usta-çırak ilişkisinin geliştirildiği ve ileri düzey eğitimlerin verildiği bir sanat atölyesi oluşturulmuştur. Merkezimizin hazırlıklarının tamamlanmasıyla 29 Kasım 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'de bir ilk olma özelliği gösteren klasik sanatlar tematik kütüphanemizde yer alan eserler ve VR müzemizde yer alan eserler, proje ortağımız olan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi hocalarımız tarafından tespit edilmiş ve merkezimizde yerini almıştır. Halihazırda kütüphanemizde 550 tane eser bulunmaktadır. Buradaki yer alan eserlerin tamamı Türkiye genelindeki sanatçılarımızın kendi gönüllü istekleriyle fotoğraflarını, eserlerini müzemize bağışlamasıyla gerçekleştirilmiş ve bu eserler proje ortaklarımız tarafından değerlendirilmiş, tespit edilmiş ve müzemizde yerini almıştır. Proje merkezimizin oluşturulması ile birlikte ileri düzey kurs kayıtlarımız alınmış. Kursumuza ilgilendiği sanat dalında en az 2 yıl deneyimli olan kişilerin başvurusu kabul edilmiş, mülakatlar yapılmış ve her branşta 10 kursiyer tespit edilmiştir. İleri düzey kurslarımızdan toplamda 50 kursiyerimiz faydalanmaktadır ve haftanın 5 günü farklı bir branşta olmak üzere eğitimler verilmektedir. Eğitimlerimiz 7 ay boyunca devam edecek olup toplamda 50 kursiyerimiz yararlanmaktadır. Her bir kursiyerimiz ilgilendiği sanat dalında toplamda 168 saat eğitim alacaktır. Ayrıca her ay usta çırak buluşmaları kapsamında ustalarımız atölyemizde yer alan çıraklarımızla buluşmakta ve söyleşiler gerçekleştirmektedir. Toplamda 7 söyleşi gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde bugüne kadar 4 söyleşiyi tamamlamış bulunmaktayız. Sanal gerçeklik VR odamızı ve Türkiye'de tek olma özelliği gösteren klasik sanatlar tematik kütüphanemizi ziyaret etmek isteyen sanatseverlerimiz haftanın 6 günü merkezimizi ziyaret edebilirler. Projemiz 31 Aralık 2020 tarihinde son bulacak. Merkezimizdeki faaliyetlerimiz Pendik Belediyesi bünyesinde hız kesmeden devam edecektir. Pendik Klasik Sanatlar Merkezi örnek bir proje olarak Türkiye genelinde uygulandığında klasik sanatları olan merakın, ilginin artması, bu sanatlarla ilgilenen sanatçıların sayısında artış gözlenmesi beklenmektedir. Projemiz hakkında daha fazla bilgiye pendikklasiksanatlar.com sayfamızdan ulaşabilirsiniz.